Erzincan'da yaşanan maden faciasında 9 kişinin resmi rakamların açıklaması, resmi yetkili açıklamasına göre 9 kişinin göçük altında kaldığını, bu anlamda biz de İnsan Hakları Derneği Dersim Şubesi olarak bugün Erzincan'a göçük olan yere, maden alanına gitmeye çalıştık. Ama Dersim'in çıkışında, arama noktasında ne yazık ki engellendik. Bizimle beraber burada gitmek isteyen bütün siyasi partilerin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin engellendiğini gördük. Biz bu engellemelerin doğru olmadığını, insan haklarına aykırı olduğunu, seyahat özgürlüğünün engellendiğini ve bu açıdan bizim oraya gitmekte ısrar ettiğimizi söyleyince oradaki yetkililer de işte valinin almış olduğu 4 günlük yasaklama kararı nedeniyle izin verilmeyeceğini, ısrar edildiği takdirde de gözaltına alacağını ifade ettiler. Biz de insan haklarını savunuyoruz, yaşamı savunuyoruz, doğayı savunuyoruz, çevreyi savunuyoruz. Bizim oraya gidip olay yerinde inceleme yapmak, gözlem yapmak, olayın nasıl meydana geldiğini öğrenmek, göçük altında kalan ailelerle dayanışmak, onların acısını paylaşmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla gitmeye çalıştık. Ama ne yazık ki valiliğin almış olduğu kararı doğrultusunda Dersim çıkışında gitmemize izin verilmedi ve biz şube eş başkanımız ve şube yönetim kurulu üyelerimiz aynı zamanda İstanbul'dan gelen bir avukat arkadaşla birlikte gözaltına alındık. Hastane muayenesi sonrasında emniyetteki ifade işlemleri alınmadı ama tutanak karşılığında serbest bırakıldı. Tutanakta yazılan aslında İnsan Hakları Derneği olarak bizim buraya gözlem amaçlı gittiğimizi ifade etmemize rağmen tutanakta işte eylem etkinlik amacıyla gidildiğini, yanımızda olan avukat arkadaşımızın da o tutanağa şer düşerek bizim oraya eylem etkinlik amacıyla değil de oradaki var olan sorunu yerinden incelemek, tespit etmek ve yaşananları dile getirmek gibi bir amacımız olduğunu, bir niyetle gittiğimizi ifade ettik. Tutanak sonrasında serbest bırakıldı. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Biz 2022 yılında yine biz Erzincan'daki bu maden faciası ile ilgili sıkıntılar nedeniyle ilgili Dersim Emek ve Demokrasi Bileşenleri ile birlikte biz 2002 yılında yine orada ziyarette bulunduk. O dönemde de orada kurulan siyanür havuzlarına makinelerin kurulduğunu ve o siyanürlerin buharlaştırılarak doğaya bırakıldığını, oysa doğada yaşanan bütün canlıların bu siyanürden etkilendiğini, orada yaşayan vatandaşların kendilerinin hasta olduğunu bize ifade etmişlerdi. Biz o dönemde orada yine bu açıklamaları dile getirmiştik. Hem doğa katliamı hem orada aynı zamanda insanların sağlığıyla çevrenin yok edilmesiyle ilgili açıklamalarımız olmuştu. Üzülerek belirtmek istiyorum. Bugün orada dile getirdiklerimizin ne yazık ki bugün Erzincan'da yaşanmış oluyor. Biz umut ediyoruz bu doğa faciasından vazgeçilmeli, oradaki siyanür havuzlarının kapatılması, maden ocaklarının kapatılması, insanların yaşamını ve doğanın korunması yönünde adımlar atılır. Aksi takdirde bugün olmasa bile bir yıl sonra olmasa bile 2 yıl sonra yine biz bu facialarla karşı karşıya geleceğiz. Bir an önce o maden ocağının kapatılmasını burada sizler aracılığıyla kamuoyuyla tekrar paylaşmak istiyoruz.